geçti, 1-2 haftadır faaliyet göstermekte. Anne otelimizin amacı Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği'miz bu şekilde annelerimizin, özellikle köylerden, ile yakın, uzak yerlerden gelen annelerimizin hastane koridorlarında, hastane bahçelerinde, bebekleri de yoğun bakım gibi yerlerde eğer uzunca bir süre kalacaksa bunların beklemesini, işte rezil olmalarının önüne geçilebilmesi adına böyle bir uygulamayı bizlere talimatlandırmışlardı. Biz de bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaptık, binamızın fiziki durumlarını düzenledik, ayarladık ve uygun 3 odalı ve 6 yataktan oluşan bir anne oteli, küçük butik odal, butik otel tarzında bir anne otelimizi oluşturduk. Orada annelerimizi, ziyaretlerimize gittiğimizde, annelerimizle konuştuğumuzda hakikaten bu uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu, çok memnun olduklarını bu konuda belirttiler ve çok çok da teşekkür ettiler bu konunun bu şekilde yapılmasından dolayı. Rahat ettiklerini söylediler. Doğuma yaklaşmış olan annelerimiz bazen sıkıntılı gebelikleri, son anları, birkaç günü kalmış annelerimizin hastanemizde tedavilerinin devam ettirilebilmesi, doğuma hazırlanabilmeleri için uygun bir ortamımız yoktu. Bunu da düzenledik, bunu da revize ettik. Artık bu şekilde olan annelerimizi birkaç gün misafir edebileceğiz. Bu otelimizi kullanarak bunun imkanlarından faydalanabileceğiz. Bu odalarımızın yanında ortak alanları var, kullanabilecekleri, birlikte beraber oturup sohbet edebilecekleri, birbirleriyle konuşabilecekleri, yemek yiyip içebilecekleri, muhabbet edebilecekleri alanlar oluşturduk. Biz eğer gerekirse ilerleyen süreçlerde bu alanların, eğer ihtiyacımız fazlaysa, gerekiyorsa daha da genişletebiliriz, arttırabiliriz. Çok güzel bir uygulama olduğunu kendi yöneticilerimiz de ifade ettiler. Hakikaten kendileri böyle bir hizmet verdikleri için de kalben tatmin olduklarını, mutlu olduklarını ifade ettiler. Orada çalışan hemşirelerimiz, servisteki diğer arkadaşlarımız zaten ortamın bu şekilde pozitif anlamda güzel olması, işte annelerin memnun olması, mutlu olmaları, onlar da çok memnun etti. Bu da bizim için gerçekten önemli bir duygu, önemli bir his. Biz elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla beraber bu tür konularda özellikle uşağa hizmet edebilmek, halka hizmet edebilmek, halkın sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bazen bazılarını hızlı, aktif gerçekleştirebiliyoruz. Bazı sıkıntılarımız oluyor ama bunların çözümü için elimizden gelen en büyük gayretle, özveriyle, hızlı bir şekilde davranarak çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu anne otelimiz yakın bir zamanda daha da genişletilmiş, daha ferah, daha güzel bir ortamda hizmet vermeye devam edecektir diye düşünüyorum. Güzel bir uygulama oldu. İnşallah bu şekilde güzel uygulamalarımızın devamını getireceğiz. Şu anda kreşimiz bitmek üzere. Bir aya kadar faaliyete geçecek. Çok güzel bir kreşimiz olacak inşallah personelimiz için. Psikiyatrimizde tadilatlarımız başladı. İnşallah güzel bir psikiyatri kliniğimiz olacak. Özellikle şu son zamanlarda Uşak'ta yaşanan bazı sıkıntılı psikiyatrik olayların, ismini de vermek istemiyorum, açıklamak istemiyorum o yaşananların, ama inanın o kadar haberlerde duyduk, hastanemize getirildiğinde o kadar üzüldük ki, bunların da bir nebze olsa önüne geçebilmek, engelleyebilmek adına kliniğimizi biraz daha güzelleştirmek istiyoruz. İnşallah bu şekilde faydalı hizmetlere devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber durmadan hizmetimizde sürekliliği sağlamak için beraberce çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum yaptığınız röportaj için.